Günaydın arkadaşlar. Bugün müthiş bir krep yapacağız. Bu krepi iddia ediyorum hiçbiriniz görmediniz. Harika bir şey bu. Düşündüm, taşındım nasıl olsun diye. Biraz sağdan soldan bakındım ama böyle bir krep yapan görmedim. Malzemeler çok bir şey değil. Bir tane yumurtayı kırdık bir kabın içinde. Şöyle çatalla birbirine karıştırıyoruz. Tek yumurta yeterli. Bu arada krep hamurumuzu hazırlıyoruz. Daha belki videolarda krep hamuru yapma videom var. Birazcık sıvı bir krep hamuru hazırlayacağız. İşte tava yağlamak için yağımız, burger peynirimiz, dana jambon ve eritme peyniri arkadaşlar. Taze eritme peyniri marketlerde var. Yani mozzarella kullanılabilir. Kaşarla rendeleyebilirsiniz ama bence buna yakışan bu. Malzemelerimi hazırladık. Şimdi yapımına geçelim. İlk önce büyük geniş bir tava buluyoruz arkadaşlar. Ocağımızı yakıyoruz ve tavamızı çok güzel kızdırıyoruz. Tavamız kızarken biz de jambonları pişirelim. Siz çiğ de koyabilirsiniz ama ben pişmiş olarak tercih ediyorum. Şu şekilde salam da koyabilirsiniz arkadaşlar ama jambon tadı buna daha güzel gidiyor. Tavamız kızdı. Tereyağlı da olur arkadaşlar. Biraz tereyağı yandığı için ben pek tercih etmiyorum. Ama yağ birazcık daha dayanıklı. Tavamızı güzel de yağlıyoruz. Bu önemli. Az yağ değil, birazcık bol yağlı olacak. Şöyle her tarafına tavanın yağı geçiriyoruz. Jambonlarımız da kızardı. Şimdi biraz sıvı bir halde yaptım. Krep hamurunu size arkadaşlar bakın böyle sıvı olacak. Şöyle her tarafına hamuru yayıyoruz. Şu halde getirdikten sonra hiç beklemeden çırptığımız yumurtayı şöyle gezdiriyoruz. Her yerine şöyle yumurtayı yayıyoruz arkadaşlar. Yayabildiğimiz kadar. Hamurda yaralanma olursa takviye yapıyoruz. İnce hamur yapıyoruz çünkü. Dikkat edin. Altı şu anda tam gaz açık. Bu arada ekstrem ne yapabiliriz? Ben ekstrem çörek otu atıyorum. Çok güzel yakışıyor buna. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok yakışıyor. Bu pişerken peynirlerimizi şöyle her tarafına dağıtıyoruz arkadaşlar. Bu peynirler birazcık tuzlu oluyor. Sakın tuz kullanmıyoruz. Sakın. Bu peynir oranında tamamen size kalmış. Ama ben o kadar çok atmıyorum çünkü daha burger peyniri kullanacağız. Pişerken ara ara altını kontrol ediyoruz arkadaşlar. İyice kızarması lazım. İyice kızaracak ki rahat çevirebilirim. Hem lezzetli olacak. Çünkü hamur ne de olsa evet, hamur son kontrollerimde hamurun bayağı kızardığını gördüm. Şöyle bir kapak edinirseniz arkadaşlar bu iş çok kolay olacak. Şu şekilde çevirip yine de tavaya yerleştiriyoruz. Bu birazcık zor bir işlem çünkü peynir olduğu için yapışma ihtimali var arkadaşlar. Dikkat edin. Kapağa yapışabilir. İyi bir şekil istiyorsunuz. Birazcık hassas davranın. Gördüğünüz gibi gayet başarılı diyebilirim yani.
çevirmeye. Birazcık kârlarda kaldı ama şimdi yapacağımız işlem, jambonlarımızı şöyle yerleştiriyoruz. Araya bir tane burger peyniri. Sizin tercihinize göre iki tane de olabilir. Bu arada ben kalın tavada yaptığım için dağımlı açık. Yani bu teflon tavada değil, döküm tavada yaparsan daha güzel olacak sanki. Evet, bayağı kızardı. Şimdi altını kısıyoruz. Şöyle güzel bir işçilik yapıyoruz. Mektup gibi katlıyoruz. Hatta altını kapatabiliriz böyle. Çünkü döküm tavanın sıcaklığı yeterli olacak. Eli yakma riski de çok. Acele etmiyoruz. Ya, bu müthiş bir şey oldu arkadaşlar. Ben tabi denedim yedim. Şu şekilde. Önce bunu alıyoruz şöyle. Buyurun. Bir keselim. İstediğimiz biçimde kestikten sonra servis ediyoruz arkadaşlar. Şunu yapın misafirlere. En kral siz olacaksınız arkadaşlar. Müthiş bir tat, müthiş bir lezzet. Hepiniz afiyet olsun.